Peki B12 vitamini nedir diye sormak isterim size. Çünkü hangi semptomlar bizde B12 vitaminin eksik olduğunu gösterir? Popüler testlerden biri olduğu için siz oradan başladınız. Doğru, çok evet. Konuşuyoruz, çok anlatıyoruz. Çünkü evet, gerçekten çok yaygın görülüyor B vitamini, B12 eksikliği özellikle. Bir de B vitaminleri içerisinde B9'la beraber bana göre en önemli B vitamini diyebilirim. Hepsi önemli ama bu bambaşka bir şey. Çünkü B12 vitamini hem hücre çekirdeğinin olgunlaşmasında ve hücrenin bütünlüğünün korunmasında önemli. Hem sinir sisteminin varlığını, bütünlüğünü korumada önemli. Ama benim için çok da önemlisi, çok kullandığım bir ginamotodur. B12 beynin sütüdür. Tekrarlıyorum, beynin sütüdür. Nasıl yeni büyüyen bir bebek sütsüz büyüyemez, gelişmez, bütünlüğünü koruyamazsa bir insanın beyni de B12 noksanı olduğu zaman görevini yapamaz. Çünkü beynin özellikle yaşlanma sürecinde ama gençlerde, çocuklarda bile hücreler arasındaki o iletişim sürecinin, daha önce size anlattığım miyelinizasyon, kılıf sürecinin korunaklı olabilmesi ve enterkonnekte haberleşme sisteminin, şebekenin çalışabilmesi için B12 vitamini vazgeçilmezlerden birisi. Akson bütünlüğü için vazgeçilmezlerden birisi. Ama aynı zamanda B12 vitamini eksikliğinde sadece belleğimiz, sadece kansızlığımız devreye girmiyor. Sinir sistemimizin tamamının sağlığı tehlike haline geliyor. Bağışıklığımız bozuluyor, saç dökülmesi risk oluyor, cilt bütünlüğü, detaylara girmiyor. Evet. O nedenle B12 çok önemli bir şey. B12 vitamini biraz da nazlı bir vitamin. Nisan biraz detaya girelim. Evet. Kadın ve erkekte de değer aynı. Fark etmez. Ama B12 vitamininin tıbbi adı siyanokobalamindir. Kobalamin içindeki kobalt mineralinden gelir. Hiçbir vitaminde mineral içinde yoktur. Sadece B12'de vardır. Bunun önemi ne? Önemi şu. Kobalt minerali nedeniyle B12 vitamini bir proteinle evlenmeden, bir proteine yapışmadan bağırsak duvarında emilmez. O proteini de mide imal eder. Yani biz etle, balıkla, tavukla, peynirle, yoğurtla, yani hayvansal ürünlerle B12'yi alırız. Ama aldığımız o B12 midemizde yapılmış olan bir iç faktör, adı yabancı ismiyle intrinsic faktör, iç faktör ile birleşir. Midemizden bağırsağa geçer. Bağırsakta ikili bağırsak hücreleri tarafından emilir. Ama bu kullandığımız mide hapları nedeniyle, kullandığımız metformin içeren diyabet hapları nedeniyle veya atrofik gastrit gibi mide hastalıkları nedeniyle ya da midemizden geçirdiğimiz ameliyatlar nedeniyle o faktörle B12 birleşemezse B12 ağzınızdan girer, doğru kanalizasyona karışır. Bağırsağınızdan emilmez. Dolayısıyla B12 eksikliğine eski oranla bu çok ilaç kullanmamız, zayıflama ameliyatı geçirmemiz, bu bariyatrik cerrahi onun için çok aklı başına bir cerrahi değil, gereksiz yere yapılıyor çoğu zaman. Değil mi? Ve çok problem. Veganlığın yaygınlaşması B12 eksikliğinin en büyük dinamitçilerinden biri oldu. Çünkü vegan beslenirseniz B12 bulma ihtimaliniz minimum. Yerine konulabilecek var. Herhangi bir protein ya da bir besin var mıdır? Yok, hayır. Vegan besliyorsanız, hayvansal ürünleri reddediyorsanız geriye size şansınıza kalmış. Onun arasına burasına girmiş bakterilerden alacağınız ufak miktar B12 kalır, yetmez size. Ama B12'niz yeterli olmadığı zaman başınıza bir sürü, biraz önce anlattım, bir sürü süreç sizi tehlikeli olarak bir yolculuğa çıkarır. B12 seviyeniz yaşınız ne olursa olsun 500'ün üzerinde, 1000'in altında olsun. Ortalaması 750. Laboratuvar kağıtlarında 250'ye falan bakmayın. Ben 250-350 B12'si olup da 750'ye çıkardığım pek çok insanın belleğinin nasıl iyileştiğini, enerjisinin nasıl yerine geldiğini, el ayak uçmalarının, özellikle ayak yanmalarının, kramplarının, ayaklarındaki karıncalamaların nasıl süratle düzeldiğini onlarca, yüzlerce defa müşahede etmiş 40 yılın üzerinde hekimlik hayatı olan bir doktorum. B12 önemli. Ve imkanı olan herkesin bir şekilde yılda bir defa hiç olmaz. Hiç olmazsa 2 yılda bir B12 vitamine baktırmasında fayda var. Evet. Şimdi rutin kan tahlillerini konuşacak olursak, rutin kan tahlillerinde nelere bakılır ve herhangi bir hastalığa sahip olup olmadığımız bu kan tahlilleri sonucunda anlaşılır diyebilir miyiz? Hayır, hepsi anlaşılmaz ama rutin kan tahlilleri yaparken bir hekim, şahsen ben öyle yapıyorum, birçok meslektaşım da aynı yolu istiyor. Bir kere kişinin ekonomisini dikkate almanız lazım. Yani öncelik hangi tahlillerde? Çünkü bu tahliller çok ucuz tahliller değil. Özellikle sağlık sigortası olmayanlar için ya da SGK kapsamında olmayanlar için. Bu kapsamda olanlar için çok problem yok. Çok şükür bizde halkın büyük bir kısmı
devlete çok pahalıya mal olmasına rağmen SGK kapsamında oradan önemli bir avantaj sağlanıyor. Ve çok şükür B12 eskiden yoktu, D vitamini yoktu, ödenmiyordu ya da SGK kapsamında değildi, şimdi o kapsamda. Ama biz şuna bakıyoruz, bu kişiye eğer parasını cebinden ödeyecekse en önemli, öncelikli birinci derecede lazım olan tahliller hangileridir? İkinci derece lazım olanlar, üçüncü derece lazım olanlar, biraz zamana yayarak bu işi götürmeye çalışıyoruz. Yani siz bana gelseniz ben önce sizin bir tam kan sayımınızı yaparım. Bir SRP'nize, sedimentasyonunuza bakarım. Bir TSA yapıp bir kreatinle böbreğinizi anlayıp bir idrar analiziyle böbreğinizin süzme fonksiyonlarını genel olarak bir perspektifle gözleme alırım. Ama ondan sonrası detay. Yani sizin yaşınızda total kolesterolü kaç, trigliseriti kaç, sizin incelinizde bir anda bu öncelikli değil. Ama sizin yapınız olmasına rağmen babam 45 yaşında kalpten gitmişti hocam derse kolesterol devreye yanında girer. Babam annem şeker hastasıydı hocam derse kilo olmamasına rağmen bir açlık tokluk şekeri isterim. Göbekliyse insülin isterim. Yani burada hangi testleri öncelikle isteyeceğiniz aynı yere geldik. Biraz önceki konuşmamda olduğu gibi kişi kim, nereden geliyor, nereye gidiyor, hangi genetik yapıdan neşet etmiş, yani anası babası kim, ailesi nereden, hangi hastalıklarla karşılaşmış, bugüne kadar nasıl yaşamış, alkol sağlığa zararlı kullanmış mı, sigara sağlığa zararlı ama kullanmış mı, toksik bir maddeye maruz kalmış mı, çalıştığı iş yerinde soluduğu havada bir toksik madde var mı ya da çalıştığı iş yerinde yaptığı iş nedeniyle İş hastalıklarından herhangi birine yakalanma ihtimali var mı? Doktorun bu ayrımları yapması lazım.